Türkiye'nin sneaker ve spor giyim zinciri In Street'in sunduğu Bay J ile yılın en komik anları başlıyor. Selam millet, ben Bay J. In Street'te ikinci buluşmamız ve gerçekten çok heyecanlıyım hala. Elimi ayağımı nereye koyacağımı bilmiyorum, inanın bana. Şimdi o şey var, ikinci buluşma ya da hani salata sipariş edersiniz, böyle sığır gibi yediğinizi anlamasın diye partneriniz, öyle durumdayım. Podcast dinle, In Street Bay J işbirliği ile haftanın en komik haberlerini derlediğimiz, komik de olmuyor her zaman ama podcast'i dinlemeye hoş geldiniz millet. Eğer işler yolunda giderse önümüzdeki ay yayına bikinili kızlarla çıkmayı düşünüyorum. Siz diyeceksiniz bizim ne işimize yarayacak? Yaramayacak ama benim performansım emin olun çok daha iyi olacaktır. Şimdi dünyaca ünlü global markaların binlerce çeşit ürünlerini Türkiye'nin sneaker ve spor giyim zinciri In Street'te keşfedin ve tarzınızı yansıtın diyoruz. Sloganımız bu. Tarzını bulmak kolay bir şey değil. Satış elemanlarımız da size bu konuda oldukça yardımcı olacaklardır. Ama zevkler renkler tartışılmaz. Siz yine de kendi bildiğiniz gibi kombinleyin. Çünkü bizim eleman bu ay turuncu çok moda, morla kombinleyin filan diyebilir. Yani siz onun sizi beğendiği ve görmek istediği fotoğraf. Bir karar verin. Kendiniz için mi yaşıyorsunuz, In Street elemanları için mi? Hande Erçel ve Hakan Sabancı, takip ediyor musunuz magazini bilmiyorum. Onların büyük aşkı yazın düğünle taçlanacak diyorlar. Bir ara Hakan'ın annesi yok bu kız da olmaz demişti, git yenisini getirdi. Ama ben çok şaşırıyorum, koca koca adamların, kadınların, anne babaları yok bu olmaz başka bir şey getirdiği gibi şeyler. Başka getirdik yapardım bunlar, bir yerde dizili aile beğenene kadar eskisini bırakıp yenisini mi tutup getiriyorsa anlamadım ki. Tamam yani anne babadır, bir bildikleri vardır eyvallah ama biraz daha soft yaklaşmak gerekme. Ay sanki 2023'te gönlüne, ruhuna, vücuduna hitap eden birini bulmak çok kolaymış gibi. Her şey tamam diyorsun, 3 ay sonra ilk defa nezle oluyor, hapşırıyı şöyle. İşi, işi. Bir de arka arkaya hapşırlar. İşi, 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 işi. 12 defa. Benim karım böyle. Şu diye hapşırıyor. Allah'tan dua etsin. 54 yaşıma bastım. Daha evlenmeye maddi manevi gücüm yok. Yoksa... Ya açık bir şey söyleyeceğim. Hande Erçel için maddi durumu bozuk diye çok üzülüyordum. Varlıklı bir aileye gelin gideceğine çok sevindim. Kızın aylık kazancı ortalama 600 bin liraymış. En kötü reklam anlaşmaları dışında. Bu kadar güzel bir insanın sıkıntı çekmesini kim ister değil mi? Bu arada herkes hala yılbaşı özel programında İbo Show'da uygulanan kamera filtresi nedeniyle Aleyna Tilki'nin 13 yaşına geri döndüğünü konuşuyor. Bir de Hülya Avşar'ın bazı yüz uzuvlarının, burun, kulak gibi şeylerin yok olduğuna tanık olduk. Gerçekten ben de tanık oldum. Yılbaşı gecesi sanki görmememiz gereken sakıncalı bir şeyler varmış da blörlemişler gibiydi. Hadi okey, Aleyna Tilki 13 yaşına dönsün. Hülya Avşar'ın hokka burnu da tarihe karıştı eyvallah. Cenk Eren ve Bülent Serttaş'ın günahı neydi diye sormak istiyorum şu anda ben de. Komik olan, konuyu Hülya Avşar'a sormuşlar. O da işi şakaya vurmuş, şey demiş. Her yere filtresiz çıkıyorum diyen Avşar kızı, benimkini az bile kullanmışlar, ona üzüldüm. Diğerlerine daha fazla kullanmışlar deyip kahkahalara boğulmuş. Hülya'nın bundan biraz fazla filtre tahammüden ortadan adam kaldırmaya teşebbüse girer, biliyorsunuz değil mi? Ezgi Molalar'ın bebeği oldu biliyorsunuz. Evet, Ezgi Molayı çok severim, çok sempatik. Çok sıcak bir insan, seviyoruz. Eşim de çok sever. Ve bütün bunlar Maide'nin Altın Günü filmini izlemiş olmamıza rağmen, unutmayın. Film bittikten sonra karıma döndüm, baktım şey dedim. Biz ne yaşadık, bunu konuşmayacak mıyız bir tanem? Arkadaşlar film bitti, ellerimi ve ayaklarımı hissetmiyordum. Karım ağlıyor, 4 kedimiz ıslak mama yiyememiş, bir köşeye sinmiş duruyor. Çok iyiydi yani film. Neyse, konu bu değil. Ezgi Mola bebeği ninniyle uyutmak yerine Zeynep Bastık dinleterek uyutuyormuş da. Bebek olmak çok güzel ya. Hatırlıyorum, televizyonda savaş filmi izliyoruz. Oğlum 3 aylık, yanımızda beşikte mışıl mışıl uyuyordu. Makinalı tüfek sesleri arasında. Bizim yaşımızda, benim yaşımda uyumak çok zor. Çok zor, yaşam gailesi yüzünden oluyor bence. Evet. Zeynep Bastık'ın kendisini şahsen yatak ucuma gelip... Önce uyumam için tatlı sözlerle beni ikna etmesi, sonra da ninni söylemesi gerekiyor. Ya yalan söylüyorum, Zeynep evime gelse uyuyamazdım büyük ihtimalle. Nasıl çok güzel bir kadın olduğu için bilmiyorum, güzellik göreceli ama mesela gençken en beğendiğim kadın Celine Dion'du. Herkes bı falan diyordu. Beğendiğiniz kadına birinin bı demesi de... Abi kız çok güzel değil mi? Bı... Ya sesi bu kadar iyi olunca kadın bana çok güzel göründü. Ona bakarsanız çok güzel bir kadının da cehennemden gelmiş bir iblis sesiyle konuşması güzelliğini bozabiliyor. Şimdi diyeceğiz ki yani Bay J, Zeynep güzel mi çirkin mi? Bilemem, ben evli bir erkeğim. Bir kadına güzel veya çirkin demem yakışık almaz. Karım kızıyor. Duymam lazım, Zeynep iblis taklidi yapsın konuşsun bir, hala güzel buluyorsam güzel. Vay!
Geçen bir kankam, karımın yanında oğlum dedi, Hande Erçel çok güzel kadın değil mi? Benden çıt yok. Afra Saracoğlu nasıl dedi? Ne gözleri var ama. Bende çıt yok. Bayce dedi, sen de kimseyi beğenmiyorsun. Kim güzel sen söyle. Karım güzel benim dedi. Dünyanın en güzel kadını. Başka karımın annesi bir de. Başka teyzesi, başka dayısı. Dayısı da. Ya ne var? Karımla başımı derde sokmayı sevmiyorum. Hafta sonu ablamdaydım İstanbul'da. Bana dedi ki, neye ihtiyacım var hayatta? Huzur dedim. Gidip de karımın yanında, evet Hande Erçel ya. Yıkılıyor altın oran. Efsane bir aura deyip bunun kaçmasını isteyecek kadar gerizekalıyım. Kimse kusuruma bakmasın. Kaçınılmayacak fırsatlarla dünyaca ünlü global markaların binlerce çeşit sneaker ve spor giyim ürünlerini InStreet mağazalarında keşfetmeye hazır mısın? InStreet'le tarzını yansıt. Evet, InStreet sponsorluğunda Türkiye'de son bir hafta yaşadan şeyleri mercek altına aldım. Sarıyorum, sarmalıyorum. Biliyorsunuz InStreet'in reklam dublaj sesiyim. Aslında önce reklamlarında oynamam için çağırdılar. Evet, ama 1.75 boya 88 kilo olduğumu görünce sportif kesimi karşılarına almama maksadıyla Türkiye'nin sneaker ve spor giyim zinciri sloganıyla yola çıkan bir şirketin yüzü olmak için treni kaçırmış bir vatandaşım ben. Peki millet, Survivor izliyor musunuz bilmiyorum. Geçen hafta programın maliyetinin 12-13 milyon dolar olduğunu açıklamıştı Acun. Bu yüzden aylarca sürdüğünü, reklam gelirlerinin masrafı ancak karşıladığını söylüyordu. Programın en büyük hayranı kısa bir süre önce Mısırlı Mido'dan boşanan Şeyma Subaşı. Survivor'ı kastederek bu kızımın babasının başarılarından sadece bir tanesi demiş. Ben neyi merak ediyorum biliyor musunuz? Hani kadın evlenince nafaka yasal olarak kesiliyor ya, boşanınca tekrar mı devreye giriyor? Çünkü ipuçları sanki... Ha bir düşünün, nasıl hissederdiniz? 5 yıl boyunca ayda 125 bin dolar nafaka ödemişsiniz. Haber geliyor eşiniz evlendi diye. Tam bir rahat nefes almışken 4 ay sonraki eski eşiniz boşanıyor, paraları hazırlayın diyorlar. Ben vallahi evlendiği adamın kapısında yatardım. Pardon beyefendi, gül gibi kadının nesini beğenemediniz Allah rızası için ha? Bakın beyefendi, siz alın bu 30 bin doları, romantik bir tatile çıkın. Hayat tartışıp kavga ederek değil, sevip sevişerek güzel. Hadi dayıcım, hadi kardeş, hadi. Hadi göreyim seni, sen yaparsın bu işi. Evet, peki millet. Bay J Bodrum stüdyosunda InStreet'le el ele podcast çekmeye karar vermiş. Podcast benim bildiğim sesli oluyor. Burada görüntü de var. Merhaba kameralar. Görüntü de alsan de kurdum kamerayı, ışığı da. Yani beni görünce büyük ihtimalle buna gerçekten gerek var mıydı diyeceksiniz. Önemli değil. Çok kişi oluyordur yani. Ne güzel sesine aşıktık. Libidomuzu öldürmeye ne gerek vardı diye. Ben ki sizin için küçük bir dekolteyle çıktım bugün. Tabii görüntü söz konusu olunca ışık aldım bir tane. Selfie ışığı da diyorlar, makyaj ışığı da diyorlar, YouTube ışığı diyorlar. Benim için InStreet ışığı. Başka podcast'im ya. Bakın arkadaşlar, sponsorum benim canımdır. Dışarıda nükleer savaş çıksın, kıyamet kopsun, son nefesimi verirken InStreet, Türkiye'nin sneaker... Veya bunun adı... Vefa diyebiliriz. Şimdi bu ışıkların uzaktan kumandası var. Bakayım, biraz uzak kaldı bana da. O kadar çok çeşit ışık var ki, bazı fantezi ışıkları var. Kim ne için kullanıyor bilmiyorum ama ben ne için kullanacağımı biliyorum galiba. Çekim yapmak için değil. Peki tamam, çocukça eğlencemize ara verip mevzuya dönelim. Geçen gün bir dinleyici, Bahşe sen kaç aylıksın diye yazmış. Sorun değil, bazen küfür de ediyorlar. Ben de hem narsistik bozukluk hem de derim eşek derisi gibi oldu 53 yaşımın ardından. Merak etme, sekip başka yere gidiyor. Sen de adam mısın Bahçe? Duf bang! Öyle, kıskançlıktan biliyor musunuz bunları? Çocuk kalmayı başarmak o kadar zor ki. Yetişkin hayatta ben başardım diye kıskanıyorlar. Meryem Uzerli, yılbaşı programlarını izleyenler Meryem Uzerli'yi çok konuştular. O Ses Türkiye yılbaşı çekiminde sempatik ve saf tatlı tavırlarıyla inanılmaz sevildi, beğenildi. Ancak Meryem Hanım'ın çok iyi bir oyuncu olduğunu hatırlatmak isterim arkadaşlar. Hayır, tatlı biri değil demiyorum ama oyuncu player yani, player. Hemen estetikleriyle de çok konuşuluyor. Yani Hürrem karakterini oynadığı günlerden çok farklı bir görüntüsü var. Estetik cerrah tam ne dediğini bilmiyorum. Bence şöyle bir konuşma geçmiş. Hocam böyle ilginç olsun olmasın her şeye şaşırmış, sempatik bir ifade yapamıyor. Yapıyoruz. Hemşire neşleri uzatır mısın? Sahte estetik cerrahlar var, onlara dikkat edin. Amerika'da bir adam evinde yapıyormuş uygulamaları estetik cerrah diye. 10 kişinin yüzünü mahvetmiş arkadaşlar. Ha nedir, hak ettiklerini düşünüyorum. Allah aşkına, adam evinde estetik müdahalelerde bulunuyor. Size güven verir miydi? Bana vermez. Adamın köpekleri salonda mama yiyor.
Her gittiğimde aynı Fenerbahçe forması üstünde mesela. Altında bir bermuda. Liposuction için hemşire elektrikli süpürgeyi hazırlıyor filan. Bilmem, hepimiz bu. Ev daha sıcak, daha iyi, huzurlu hissediyor insan. Ev yemekleri, ev işi tedavi, homeopati filan olsun. El işi gibi şeyleri duyduğumuzda bir hoşumuza gidiyor. Çünkü robotlaşmış bir dünyada hayatımızda bazı şeylerin doğal kalmış olması bize mutluluk veriyor. Ama estetik cerrahi bunlardan biri değil. Bence estetik cerrahınızı tavlamaya çalışmıyorsanız evine gitmemeniz gerekiyor. Kilo verebilirsiniz. Müdahaleye ihtiyacınız olmadan hem de. Yemek yememeniz gerekiyor. Bunda tek bir yolu var. Yapacak daha iyi bir şeyler bulmak. Ne olduğunu söylemiyorum. Ondan sonra adım adım ahlaksız şovmene çıkıyor ama bir şekilde oyalamanız gerekiyor. Ya da benim her zaman kullandığım metodu kullanabilirsiniz. Bayat gıda yiyip zehirlenerek. Bir konserve ton balığı açıyorsunuz. Bir ay bekliyorsunuz. Sonra üstüne ekşi yoğurt döküyorsunuz. Başta bir leziz gibi oluyor. 15 dakika sonra şeytanın çocuğunu doğuracaksınız. Benden söylemesi. Evde denemeyin. Bu program... İçinde bağcaya geçen hiçbir cümleyi hayatınıza adapte etmeyin, tamam mı? Bir de içinde para fonu, ponzi şeması, bavulla para, teslim kelimelerini geçtiği şeylere kesinlikle dahil olmayın. Biliyor musunuz, Hakan Baltay'ı da bu ponziye dahil etmek istemişler. Girmemişler. Verilmiş sadakaları varmış değil mi? Zaten süper yardımsever bir çift hepimiz biliyoruz. Onun yerine gidip Çiftlik Bank'a yatırım yapmışlar. Tosuncuğu hatırlıyor musunuz? 2021'de teslim olmuştu Brezilya'daki teknede kızlarla görüntüleri filan. İddia ediyorum ben Bayce, o görüntülere çok daha fazla yakışırdım. Yani Tosuncuk çok yakışıklı olabilir ama bende de karizma var. Onun adı Tosuncuk. Eder Bey, niye bulduncuk? İstemem babacığım. Kızım seni Bayce'ye vereyim mi? İsterim babacığım, isterim. Onun adı Bayce. Benim profesyonel tavsiyem, Bayce ile Tosun arasında kaldığınız zaman Tosun'u seçin. Üçüncü evliliğindeyim ve durmayı düşünmüyorum. Her erkeğin bir hobisi olması gerekiyor. Şimdi bir toparlayalım. Podcast dinle ve InStreet'le Bayce'yi dinlediniz. Bizi takip etmeye devam edin lütfen. Ve sneaker ve spor giyim zevkinizin tadını InStreet mağazalarında çıkartın. Görüşmek üzere. Türkiye'nin sneaker ve spor giyim zinciri InStreet'in sunduğu Bay J ile yılın en komik anları bitti. InStreet'le tarzını yansıt.